kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya, Antalya ve Antalyalılar için üretmeye devam ediyor. Çiftçi TV'de yayınlanan Haberiniz Olsun programına telefonla bağlanan Başkan Ali Çandır, Rusya Federasyonu tarafından bazı ürünlere uygulanan ithalat yasakları ve tarımdaki küçülmeyi değerlendirdi. Dönem Başkanlığı, Borsamız tarafından yürütülen Antalya Tarım Konseyi'nin icra kurulu toplantısı, Başkan Çandır yönetiminde Borsamız'da gerçekleştirildi. İlimiz zeytinciliğinin gelişmesi amacıyla Borsamız tarafından düzenlenen zeytin ve zeytinyağı sektörel analiz toplantısının dördüncüsü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül Başkanlığı'nda yapıldı. Hürriyet gazetesi Akdeniz Bölge Temsilciliğine atanan Bikan Karaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Çandır, Karaca ve ekibine görevinde başarılar diledi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nejat Deniz, beraberindeki heyetle birlikte Borsamız'a nezaket ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül'ün ağırladığı SGK heyetiyle tarım ve sosyal güvenlik konuları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Başkan Çandır, 2017 yılının ilk ayında enflasyon beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Bu rakamlar 2003 yılından beri görülen açık ara en yüksek enflasyondur dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiyle ilgili bakanlar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurası'na Başkan Çandır iştirak etti. Saadet Partisi Antalya İl Yönetimi, Borsamız'a nezaket ziyaretinde bulundu. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül'ün ağırladığı Saadet Partisi heyetinin ziyaretinde Antalya gündemi, tarımı ve ekonomisi gündeme geldi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü Zeytinpark'ta ağırlayan Başkan Çandır, alanın kente kazandırılmasıyla ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gerçekleştirilen kurumsal gelişim eğitimine Borsamız Genel Sekreteri Tolgahan Alavant ve ARGE sorumlusu Çetin Salman katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Sivil Toplum Kuruluşları buluşmasına Başkan Çandır iştirak etti. Vali Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Başkan Çandır, Borsamız ve başkanlığını yürüttüğümüz kurumların çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen odun dışı orman ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili toplantıya Borsamız ARGE sorumlusu Çetin Salman ve üyelerimiz katılarak sektörde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi. Vali Münir Karaloğlu ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin'in katılımıyla gerçekleşen Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği toplantısına Başkan Çandır katılarak görüşlerini ifade etti. Korkuteli kar yağdı armuduna coğrafi işaret kazandırmak için faaliyet gösteren çalışma grubunun toplantısı Borsamız ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkan Çandır, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Eski Müdürü Ahmet Dallı, ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, Çiçek Açan Kadınlar Grubu Başkanı Hatice Bozkurt, Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetimi, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş'ı borsamızda ağırlayarak ekonomi, eğitim, fuar sektörü, kent gündemi ve tarım üzerine görüşmeler gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, ilimiz oda ve borsa başkanları ile bakanlığa bağlı kurumların genel müdürleri Başkan Çandır tarafından borsamızda ağırlandı. Görüşmede tarımda sosyal güvenlik önerilerimiz gündeme geldi. Şubat ayı faaliyetlerimizin basına yansımaları.